bir kenarı 4 birim olan düzgün sekizgen motifler. Buralarımız 4. Esasında düzgün bir sekizgenin dış açısı 45 derecedir. 45, 90, 45 diye yürürsem 4'ü kök 2'ye bölerek 2 kök 2, 2 kök 2 bulabilirim buraları. Sonrasında burası 4, burası da 4, 4, 4 kök 2. Yorucu diyor. Bence yorucu. Gayet zahmetli bir iş. Girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Biraz daha kestirme bir şekilde bu işi halledebiliriz. Onun yerine yol boyu çekerim. Yine yol boyu çekersem bunun tamamını hesaplamak ve bunun tamamını hesaplamak çok daha kolay. Nasıl kolay? Göstereyim hemen. Şu 4 zaten dümdüz aşağıya düştü. E burası 2 kök 2 diye az önce söylendi. 45 45 90'a göre a a a kök 2. A kök 2 dediğim sayı 4 ise burası 2 kök 2. E peki yukarıdan aşağıya düştüm. Burası da 2 kök 2, burası da. Soru bu kadar aslında. Gerçekten bu kadar. Yani dikkat ettiysen bu sekizgenin bir köşegeninin boyu çıktı. Onun aynısından bir tane daha var. Bir tane daha var. 3 tane var. Yani şu sayıya sen x dersen burası senin için 3 tane x'tir. E tabii ki aşağısı da 3 tane x'tir. Ve yukarıdan aşağıya baktığında buradaki sekizgenin aynı köşegeninden bir tane de burada var. Yani burası da x kadardır. Neden? Çünkü 1, 2, 3 kenarı birleştiren köşegene ben x dediysem burada da 1, 2, 3 tane köşegeni, pardon kenarı, 3 tane kenarı birleştiren bu köşegene de yine x diyebilirim. E 1 x kadar da burada var. Yani yukarıdan aşağıya şöyle kırmızıyla bir geleyim ben. Oldu bu iş. 2 tane x de burada var. Bu da x kadar, bu da x kadar. O halde şurası toplamda 2x kadar. E tabii ki burası da 2x kadar. İşin sonunda gel toplayalım seninle. Keyfini çıkaralım. 5 bu ikisi. 5 de bu ikisi. 10 tane x'i soruyor bize. Yani çevre dediği şey 10x'miş. Bence güzel oldu. x'in bir tanesi de 4 kök 2 artı 4'müş. O halde 10 çarpı 4 kök 2 artı 4 dersen onu da içeriye dağıtırsan 40 kök 2 artı 40 cevabını verirsin. Yani C dersin. Bize diyor ki F ve G orta noktalar üzerinden kat yapılacak. Yani bu katlamayı bu şekilde yapıyor ama katlamanın B noktasının geldiği yeri de gösteriyor ama bu katlamayla ilgili bir bilgiye ihtiyacımız yok. Sadece bu katlamayı kat çizgisini yaparken ortadan yaptığını söylüyor. Bize lazım olan şey sadece bu. Sorunun Devamında bunun ortada olduğunu, bunların da ortada olduğunu bildiğimize göre son orta noktayı da kendimiz bularak bu şekilde bir birleştirme yaparak dörtgenin içinde oluşan şekil dörtgenin alanının yarısıydı. Orta noktaların hepsi bulunduğunda bunu da biz bulduk kendimiz tahmini olarak. Buradaki dörtgen alanı bütün alanın yarısıydı. Yani şu sistemin alanının yarısı buradaki sistem idi. Bu katlama çizgilerini ortadan yaptığını söylediği için ha bu katlamayı yaptı nereden yaptı ortadan yaptı deyip eşitlik atıyoruz. Katlamanın başka bir getirisi aslında bize yok. FE 12 psikolojik olarak bir çökertme yapıyor öğrenciye ama çok da sıkıntı çıkartmıyor bence. Şurası 8. GFE 120 derece. GFE burada da belli, burada da belli 120 derecelik bir açı. Şöyle bir U kuralı yaparsam burası 180'i tamamlayan 60 derece. Bu bir paralel kenardır. Dörtgen orta noktalarını bu şekilde dört tanesini de buluşturduğumuzda oluşan şeklin adı en kötü ihtimalle paralelkenardı. Çünkü bu kırmızıyla şu an gösterdiğim dörtgen eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare her şey olabiliyor. Ama en kötü olasılıkta bile bu sıradan bir şekilde paralelkenardı. Neden? Çünkü köşegen çektiğimiz durumda orta nokta orta nokta olduğu için ABD üçgeninin orta tabanı oluşmuştur. FE orta tabandır. Orta tabanda esas tabana paraleldir. Yani bu buna paralelse bu bu üçgende de buna paralelse. Kısacası bu ikisi paralel. Bu da paralel olduğu için karşılıklı kenar paralelliği var. Karşılıklı kenar paralelliği de paralel kenar demekti. Diğerinde de aynı şekilde köşegen üzerinden gösterip paralelliği ispatlayabiliyoruz. İşin sonunda paralel kenarın alanını bulmak için dik indirmek istiyorum. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı yarısı 4. 60'ın karşısı kök 3 katı 4 kök 3. O halde paralel kenarımın tabanı yukarıda yazıyor kaç? 12. Ben alan bulmak istiyorsam taban çarpı yükseklik yapıyordum. 2'ye bölmek yoktu. Köşegenli alan kuralını kullansam bölü 2 vardı ama taban çarpı yükseklik yapınca yoktu. Yani 12 çarpı 4 kök 3 yaparak 48 kök 3 olarak bunun cevabını bulabiliriz. Ama şıklara bakmamalıyım az kalsın gidiyordum. Şıklarda 48 kök 3 olsaydı perişandık. Şimdi 48 kök 3 olarak neyi bulduk? Konuşmuştuk sorunun başında yarısını bulmuştuk değil mi? E yarısı 48 kök 3 olduğuna göre o zaman bu alan 48 kök alanın 2 katıdır. Yani 96 kök 3 olmalıdır. Hızlı bir şekilde yerleştirirsem burası k 2k karşı taraf birbirine eşitmiş. O halde burasını ortalayabilmem için bu 3k'nin toplam değerinin ortalanabilmesi lazım. E şimdi ben 3k'nin yarısını alsam buraya 3k bölü 2 yazarım. Bu benim hoşuma gitmez. Kesirle uğraşmayı sevmiyorum. Her şeyi ikiye katlarım. Şurası da 4k. E şimdi toplamda 6k oldu. Yarısı 3k, yarısı 3k yazdım gitti. E diğer taraftan bunlar da birbirinin iki katı sağlanıyorum sağlanıyor. Mu? sağlanıyor. 2K buraya, 4K buraya. Şuraya geçtim. Buna da 2 tane A demiş olsam. Burada da benzer sorunu yaşamamak için çift sayı seçiyorum. Şuna 2 tane A, buna 4 tane A. Yukarının toplamı 6 tane A. Eşitlik verdiği için. Bakıyorum. A, L eşit, L, B. Evet. Yukarıdaki 6 tane A'nın yarısından 3A buraya, 3A buraya verebilirim. Evet. Üçgende alan sorularında birlikte olduk mu bilmiyorum. Beni dinledin mi bilmiyorum. Ben şöyle çok güzel şeyler bahsettim, söyledim. Dedim ki bu açı bu açıyla aynı olursa bunların sinüsleri aynı olur. Sinüs alan yöntemine göre bunun alanını da bunun alanını da ifade edersen kolay yoldan sinüs şöyleydi normalde. 1 bölü 2 çarp kolların çarpımı yani iki kolu çarpacaksın. 2K çarpı 4A çarpı sinüs alfa. Şimdi dikkatini ver, izle. Sinüs alfayı kullanmaya gerek yok çünkü bu üçgende de var, bu üçgende de var. 1/2'yi kullanmaya gerek yok. Bu üçgen içinde kullanacaksın, bu üçgen içinde. İşin e, kısası aslında olması gerekeni şu. Bunu sana minik bir hatırlatma olarak söyledim ben. Buna girmeden pratik olarak açıları aynı olan ya da sinüsleri aynı olan üçgenlerin kollarını çarp, içine orantılı alan yaz demiştik. Şimdi tekrardan da söyledik hatta. 2 kere 4 8 olduğu için 8S yazan öğrenci buraya da 3 kere 3'ten 9S yazabilecek. E peki buradan sonrası için, "E hocam ben aslında şöyle çekmiştim, böyle çekmiştim, parçalaya parçalaya gitmiştim." Tabii ki yapabilirsin ama bu yöntem bence daha pratik olur. İki yöntemi de öneririm ama. Şimdi şurası 9, pardon 9 diyorum. Burası kaç K yapıyor? 6K yapıyor. Burası da 6 tane A yapıyor. Şimdi büyük üçgen için aynı şeyi yapalım seninle. Çünkü bunun alfa açısı hala sinüsü alfa olduğu için değişmedi. 6 kere alt 36. Kim bu? E. Diğer yarısı da alt kere altdan 36 değil mi zaten? Köşegen çekmişsin. Paralel kenarı ortadan ikiye bölersin sonuçta. 36 burası, 36 da burası mecburen. Ben paralel kenarın alanının 72 tane S olduğunu bilirim. Şuraya paralel kenar diye yazarım. Şimdi taralı alan toplamı 17'dir demiş. E 8 burada varsa 9 da burada varsa 8S artı 9S eşittir 17 diye soruda veriyorsa ben buradan 17S eşittir 17 deyip S'nin 1 olduğunu zaten sana söylerim rahatlıkla. S1 olduğuna göre yerine yazarsam da 1 kere 72'den sorunun cevabının 72 olduğunu söylerim. Bir ayrıtı A birim olan düzgün altıgen alanının 3 a kare kök 3 bölü 2 olduğunu söylüyor. Hocam hep böyle midir? Evet hep böyledir. Ama ezberlemene gerek yok aslında. Neden gerek yok? Çünkü düzgün bir altıgen dediğimizde köşegenlerin uzun olanlarını çizdiğimizde 6 adet eşkenar üçgen oluşuyordu. Bu eşkenar üçgenlerden bir tanesinin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. 6 tane olduğu için çarpı 6 deyip 3'e 2 diye sadeleştiğimizde burada verilen formülü zaten biz kendimiz bulabiliyoruz. Bir de formül bir tarafa açıklaması bir tarafa ben zaten kullanmayı düşünmüyorum bunu şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bir kere düzgün bir altıgen olduğuna göre toplamda 120 derecelik açı vardır. Eş ikiz kenar yamuklardan dolayı bu açı alfayken bu da alfadır. Yani bu yamuğunda bu yamuğunda tabanlarının açılarının alfa alfa olması gerekir. E 120 demiştim zaten 60'a 60 eşit bölündüğünü söyleyebilirim. Bu da benim için bir kolaylıktır. Şöyle bir dik indirirsem 30-60-90 üçgeni oluştururum. 30'a A, A 90'a 2A diyebilirim. E bu çubuk 2A 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 diye her yerde eşit olur zaten. Şu şekilde buralara da yazabilirim. Benzer hamleyi burada da yapmış olsaydım. Burada da 2A 1A A köküç aynı şekilde bulabilirdim. Bunları da yazıyorum. Bu iki ayı karşıya da götürüyorum. Şimdi artık çerçevenin alanı 24 kökü demiş. Çerçevede 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikiz kenar yamuk var. Şimdi şunu verilen toplam çerçeve alanını bu arada çerçevenin alanı dediği yer şu şekilde çerçeve. Yani içtekini dahil etme. Cam gibi görünen o yapı haricindeki bu kahverengi kalınlık bizim için çerçeve. Bu 24 köküç ben 6'ya bölersem tanesinin 4 kök olduğunu söylerim. Bu kim? Bir adet ikizkenar yamuğun alanı. Bir yamuk alanı. O halde bir tane yamuğun alanını yazmak istersem. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik değil miydi? Gel burada yamuğun alanının bir tanesinin 4 kök olduğunu söylemiştik. Şu şekilde yazalım ve eşit eşitleyelim. Alt tabanı 4A üst tabanı 2A etti mi sana 6A bölü 2'yi unutma çarpı A köküçlük bir yüksekliği de unutma 4 köküçe eşitle pat küt yap. Buradan sonrası için A kare şurası da 3 3 A kare eşittir 4 bulacaksın. Bu da A kare eşittir her iki taraf 3'e bölünürse böyle gelecek. E, çerçeveyi oluşturan yamuklardan birinin yüksekliği zaten A köküç kadar yüksekliğimiz var. Önce her iki tarafın kökünü alarak 4 kökün dışına 2 olarak çıkar. 3 sayısı kökün dışına çıkamaz. 2 bölü kök 3 olarak a'yı bulalım. Şimdi istenen a kök 3 sayısı olduğu için yani yüksekliğimiz a kök 3 olduğu için a gördüğümüz yere 2 bölü kök koyalım. Çarpı yanındaki kök de unutmayalım. Pat küt yapalım. Sonucun 2 olduğunu söyleyelim. Yani buram buram TET kokmuyor mu sence de? Ki zaten çok benzer yapıda bir sorusu var TET'nin bu şekilde. Yani bu sorular kıymetli sorular, güzel sorular. Sana kolay gelmiştir, zor gelmiştir bilmem ama gayet güzel sorular yani haberin olsun. Olamaz böyle bir soru. Bu soru ne güzel bir sorudur yahu. Eşkenar dörtgenin köşegenleri açıortaydır. Şöyle bir açıortayımız vardır. AC kısa olan köşegeninin uzunluğu yani buranın uzunluğu 40 santimmiş. Eşkenar dörtgen köşegenleri ortalanır bu şekilde. O halde burası 40 santim olduğuna göre K noktası da bu şekilde OC çubuğunun tam ortasında nerede yazıyor burada yazıyor OC'nin ortasında olduğuna göre ben 40 santimlik eşkenar dörtgenin köşegeninin 20-20 bölündüğünü söylerim. Daha sonra 20 dediğim yerinde K orta nokta olduğu için 10-10 ayrıldığını söylerim. 10 buraya 10 buraya söyleyebiliyorum. Eşkenar dörtgen köşegenleri dik kesişir. Uzun çıtanın yani uzun köşegenin boyu 80'miş. E, o da ortalanacağına göre 40-40 da buralarına yazabiliriz. Bu arada şuralarda çok küçük paylar kalmış. Dikkatini mi bilmiyorum ama çubuğun kalınlığı önemsizdir diye bir cümle olsa tabii daha güzel olabilirdi. Şuraları görmezden gelmeni istiyorum bu şekilde. Muhtemelen sen de öyle düşünmüşsündür. Şimdi bu saatten sonrası için şuradan çekilen K'den çekilen dik çubuğun boyunu soruyor sana. Buna x diyelim. Şurası alfa olsun. Evet, alfa dediğime göre nereye gidiyorum? Benzerliğe gidiyorum. Alfa 90, beta dersem eğer alfa 90, beta minicik üçgenin benzerliğini yapıp soruyu bitireceğim. Bu küçük üçgenin 90'ının karşısında 10 var. Benzerlik oranı eşittir 10'un bunun 90'ının karşısında burası var. Kim burası? 20 ve 40'ın Pisagor'u. Tabii ki 20 ile 40'ın Pisagor'unu yapmaya gerek yok. Hep söylüyorum yine söylüyorum. Birbirinin iki katı olan dik kenarlar varsa küçüğünü koy yanına kök 5 ilavesi yap. Yazdım hipotenüs uzunluğunu. İşin sonunda küçüğün hipotenüsünü büyüğün hipotenüsüne böldüm mü? Böldüm. Kıyaslamamı yani benzerlik oranını yazmış oldum. Eşittir. Sırayı bozma. İlk önce 10 sayısını küçük üçgenden almıştın. Küçükle devam et. Alfanın karşısında x var. Bölü buradaki alfa büyük üçgende 40 birimlik parçayı görüyor. Şuradan patküt yapıp birer sıfır silmek istiyorum. Burada 1 bir kaldı. 1'in çarpmada etkisi yok. içler dışlar. 40 eşittir. 2 kök 5 çarpı x deyip içler dışlarımı devam ettiriyorum. 2 ile sadeleştiriyorum. 20 eşittir x kök 5 buluyorum. Her iki tarafı kök 5'e bölüp 20 bölü kök 5'ten istenen x'in 4 kök 5 olduğunu söyleyebiliyorum. Çok kalite bence. Çok güzel düşünülmüş bir soru. Nazik, kibar bir benzerlik sorusu ve tam da yeni nesile uygun bir soru olmuş. Bence güzel anlamamız lazım. Kare şeklindeki arsa diyor. Yani arsa olan neresi? Kare. Yeşil alan neresi? Oluşan dörtgen. Sana diyor ki 64 metrekarelik dörtgen diyor. Kare demiyor. Yani karenin alanı 64 değil. Dörtgenin alanı yani yeşil alan olarak ifade edilen yer 64. E arsanın etrafını telle çevirecek. Arsa kimde? Kare biçiminde olandı. Sana arsanın çevresini soruyor. Yeşil alanı da 64 veriyor. Soru böyle anladıysan doğru anlamışsın. Devamını getirelim. Anlamış olmak da hemen çözmeye de yetmiyor. Gayet kaliteli bir soru. Çok kalite bence. Şu şekilde iki tane dik indiriyorum. O noktası benim için ağırlık merkezi mi bakıyorum ağırlık merkezi. O zaman karenin ağırlık merkezinden sola, karenin ağırlık merkezinden sağa eşit mesafeli olmak zorundadır. Yani burası karenin kenarının yarısı kadardır. E burada da ağırlık merkezi var. Yukarıya ne kadarsa aşağıya o kadar olacağı için bu da yarısı kadardır. Yani bu çubuklar birbirine eşittir ve bu çubuklar bu şekilde de devam ettirildiğinde kareyi 4 eşit alana bölmüş olursun. Yani ortadasın dikkat ettiysen. E peki nasıl yapalım bu işi? Şurayı işin sonunda bulduktan sonra sallıyorum 5 bulursak burası da 5. Karenin kenarına toplamda 10 demiş oluruz değil mi? Ağırlık merkezinden çekince sonuçta ortaladığımızı söyledik az evvel. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Buradaki eşitliği bekletelim ki sen sonradan söyleyince aa nereden geldi bu demen diye. Peki 90'lar varsa açı gezdiriyorum. A 90 B diyorum. Burada da 90 dereceyi soruda verilen 90'ı tamamlamak için B'nin altına A yazıyorum. Şuradaki köşedeki 90'ı tamamlamak için de buraya tekrardan A getiriyorum. Pardon A vardı zaten B getiriyorum. B 90 buraya da A yazıyorum. Tamam. Bence hallettik. Şu iki üçgeni gördük. Bunun A'sı kare kenarının yarısı kadar olan bir eşitliği görüyor. E bu A da aynı eşitliği görmüyor mu? Evet bu üçgenler eş üçgenler demek ki. Üçgenler eş olursa bunun 90'ının karşısına attığın sembolü bunun 90'ının karşısına da atabilirsin. Sorunun orijinalliği sorunun efsaneliği işte bu. Bu eş üçgenlerden Bura ikisinin eşit olduğunu buluyorsun ve soru çok kolaylaşıyor. E hocam üçgenlerin eş olduğunu bulduk. Bu bizim ne işimize yarar? Esasında şunu da söylemek isterim. Hipotenüslerinin aynı olduğunu çok söylemesem de olur. Bunların eş üçgen olduğunu anladın ya. Şuranın alanı S kadarsa aslında buranın alanı eş üçgen olduğu için s kadardır. E buraya da a demiş olsan yeşil alanın toplamı ne kadar? a artı s kadar. Bak dikkatini ver yeşil alan a artı s kadar. E bu da yeşil alan bu da artı s kadar. İşin sonunda a artı s'ler aynı olduğu için ben 64 olarak bana verilen yeşil alanın a artı s'si yerine Burada oluşturduğum a artı s'yi kullanmak istiyorum. Bu da 64'tür benim için. E az önce demedim mi ağırlık merkezinden bu şekilde 4 tane eşit kare buluruz diye. E buraya 64 bulduysam bunların hepsi 64 olur benim için. O halde 64 çarpı 4'ten bunun tüm alanı 256 olur. Karenin kenarının x olduğunu düşünürsek x kare eşittir 256 deriz büyük kare için. Neyin karesi 256'dır dersek de karenin kenarının 16 olduğu meydana çıkar. Karenin kenarı 16 oluyorsa ne kadar tel kullanır arsa için? 16, 16 evet 4 tane 16, 64'lük bir 64 metrelik bir tel kullanır. Soru gördüğün gibi 10 numara. 20 birime 40 birim, 120 birime 120 birim doğal olarak. Şimdi şunu söyleyebilirim burada ben. Burada bir yürüyüş yolu yapılmış. Yürüyüş yolunun üzerinde 25 metre uzaklıkta olan bir çocuk. Peki şunu dikkatli bir şekilde odun mu? Parkı eşit iki alana bölüyormuşsun. Eşit alana böldüysen, şimdi bunun 20'si varken bu 20'yi buraya aktar. Bu 40'ı da buraya aktar ki iki tane eş şekil bu ve bu oluşmuş olsun. Eşit alana da bölünmüş olsun. Peki buradan sonrası için... Burada çocuğun bulunduğu noktayla ilgili ne okuduk az önce? Yürüyüş yolu üzerinde dikdörtgenin uzun kenarlarından birine 25 metre uzaklıkta olan çocuk. Birine. E hocam uzun kenar yukarıdaki, e aşağıdaki de uzun kenar hocam hangisini alacağız? Buna sen karar vereceksin. Çok da kolay karar vereceksin hem de. Buraya 25 alamazsın. Bak ne kadar uzaktaydı 25 alamazsın. Neden? Çünkü 40 buradaki yamuğun uzun kenarıdır. Farkında mısın? 40'a yakın olan bir sayı burası. Buradaki uzunluk ise buradaki alttaki yamuğun bu alttaki yamuğun 20'sine yakın bir uzunluk. Yani burası daha kısa iken burası daha uzun bir yer olmalıdır. O yüzden olamaz. Bak 40'a çok yakın olduğunda 25 oluyorsan 20'ye çok yakın olduğunda daha küçük olman gerekiyor. Halbuki buranın tamamı 60 olduğuna göre buranın da tamamı 60 olacaksa 60'tan 25 çıkarsa geriye 35 kalır. Kısa olan 35 olunca uzun olan 25 olmayacağına göre yer değiştirmelisin. Yani bu yamuklar aslında birbirinin aynısı olan yamuklar. O yüzden bana bir tanesi 25 diyorsa kısa olan 25'tir. Şu şekilde. Buradaki bak şöyle hesapla 20 birime çok yakın olan bir 25 var. Aynı yamukta da 20 yakın olan bir 25 vardır. Bu da 26, 27, 28 diye gidip daha uzar. Yani burası 25'ten çok onu anlatmaya çalışıyorum. İşin sonunda 60'tan kalanını buraya yazmalısın. Yani burası 35 olmalıdır. Bence bu saatten sonra çocuğun bulunduğu noktadan güzel bir hamle yapabiliriz böyle. Bu şekilde bulunduğu noktadan çekelim. Bu 25'i burada değerlendirelim geriye bize 5 kalsın. Ee, 40 e 40'ın 25'ini kullandım geriye ne kaldı? 35 kaldı. E şurası 35 Aslında bu 40'ı çok da bozmaya gerek yok işler karışmasın Şurasını 15 olarak yazsam daha iyi benim için Ya bu 15 değil ki burası 20 tam doğru yapmışız 35 buradan kalacak çünkü burası 40'tı 5'i 40'tan kullanmıştım o yüzden 35 kal. tamam doğru gidiyorum Bu 35 ise karşısı da 35'tir buraya 15 kalır Şimdi bence Şuradan yapalım soruyu Burada bir kelebek buldum ben sana Kelebeğin bu kanadı 5 bu kanadı 15 kaç katı 3 katı O zaman Şuradaki ne 120 burada? 120 olan ne bu arada? 120 metre. Uzun kenarımız bak burada 120 uzun kenarımız. O zaman kelebeğe göre 5'lik olan yere x yazan, 15'lik olan yere 3x yazar. Buranın toplamı 4x olur. O halde 4x 120 olursa x'imiz 30 olur. Bu kadar. Ne istiyor bak? Çocuk kısa kenarlardan birine ne kadar uzaktadır? E çocuk burada kısa kenarlardan birine x kadar uzakta, birine 3x kadar uzakta. E x 30 olduğuna göre bir tanesi de şıklarda 30 olarak bulunduğuna göre cevabın 30 olması gerekir. Muhteşemdi. Yani aslında ben 30 çarpı 3 90 da derim ama şıklara zaten konulmadığı için sorun yok. Olabilirli seçeneklerde zaten iki ihtimal olur. İhtimalin biri bu tarafa doğru kısa kenara uzaklık, birisi bu tarafa doğru. E, ikisini de şıklara koymuş olamaz soru yanlış olur. O yüzden olabilir diyor. Bir tanesi bu yüzden hangi şıklarda varsa onu işaretliyoruz. Umarım bakış açını değiştiren geliştiren güzel bir soru olmuştur. E şimdi dikdörtgen olduğuna göre burası 90 derece. 25 birimlik dikdörtgenin uzun kenarı başlangıçta burasıydı. O zaman burası 25'tir benim için. 3, 4, 5'in katından 15, 20, 25 vardır. Yani şurasının 15 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben aslında buranın tamamını biliyorum. Yani şu diki atarsam burası yol boyunca takip et beni buranın toplam uzunluğu esasında buranın toplam uzunluğu kadardır. Yani dikdörtgenin kısa kenarı kadardır. E Burası da kısa kenar kadardır. Yani bu 15 aslında buraya gelebilir. O zaman buranın tamamı 15 olur. 15'in ne kadarı buradadır bunu bulalım seninle. Bunu bulmak için de üçgen alanı kullanalım. Şu üçgenin alanından faydalanalım. Dik kenar çarpımının yarısı alan değil miydi zaten? Yani 15 çarpı 20 bölü 2 o içinde bulunduğum A, D, B sünün alanıdır. Alan A, D, B üssü dersem bu şekilde yazabilirim. Aynı üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 diye de yazabilirim. Yani 25H bölü 2 patküt H12. Evet. H12 her fırsatta söylüyorum yine söyleyeyim. 15, 20, 25 üçgeninin yüksekliği, hipotenüse inen bu yüksekliği tam sayıdır. 12'dir dikkat ettiysen. E, çok e, O yüzden kullanılan bir üçgendir bu. 3, 4, 5'in birçok katı kullanılır ama en çok 15, 20, 25 kullanılır. Yükseklik 12 geldi. Yani benim aslında ezberimdeydi de ben sana nasıl geldiğini tabi her zamanki gibi gösteriyorum. Burası 15 iken burası da 15'tir. Buraya da 3 kalmış olur. Yani x'in 3 olduğunu söylemiş oluruz. Bence çok tatlıydı.